demek? Ben misafirim, de ben de konuşayım bakalım ne diyeceğiz. İnsanlar insan olabilmeli. İnsan olmak kolay değil işte. O çok zor bir... Herkes insanız diyor ama işte sen burada kopya zaten özel ülkemizde. Abi düşüneceksin. Allah sana bir beyin vermiş. Onu kullanacaksın. Daha biz beyni kullanmayı bilmiyoruz. Beyni soğuğu zaman kiraya veriyoruz. Olay bu ya. Türkiye'nin sorunları da buradan kaynaklanıyor. Kira işlerini kaldıracağız. Allah'ın emirlerine uyacağız. Madem Müslüman, ne hiç kimse Allah'ın emrine uymuyor. Oku diye okuyan yok Türkiye'de. Herkes doğuştan her şeyi biliyor. Okuyacağım. Doğuştan biliyor. Yalancı bir milletiz ya. Yalanı yok bunun yani. Atıyoruz, tutuyoruz. Sağa sola saldırıyoruz biz. Onun için de geri kalıyoruz. Dünyada hiçbir şey ürettiğimiz bir şey var mı bizim? Yok. Dünyada dostumuz kaldı bizim? Yok. Atma tut ne kaldı işte meydanı boş bırakırız. Türk'ün birisi içeride kapalı alan diyse abi başladıysa konuşmaya pencereler açın abi. Patlar yalandan. Açacağım. Ya ben Deniz'de de bu işleri bilen bir insanım. Toplumsal sorunlu iki tane kitabım var piyasada. Ha iki kitabın adı ne de dersin burada da verdim. En az 100 tane dağıttım. Çifte diplomalı manyak. Ben manyağım. Ha insanlar manyak olmalı artık. Sıradan normal bir vatandaş olursan hiçbir şey yapamazsın. Gidersin, ölürsün, doğarsın, büyüyorsun, nasıl bir diziyi bil. Gömün iman bitti abi, bu mu yaşam ya? Bu kadar basit mi yaşam ya? Abi insanlar da tadını alma, bak elin cavuru, elin Polonyalısı, elin Rusu. 30 tane ülke geziyor, geliyor 32 yaşında, 35 yaşında. Ya ben Denizli, daha adam Pamukkale'ye gitmemiş abi. Ondan kadar Allah için iyi yaşadın, eşeğin başı iyi yaşadın sen. Hiçbir şey gömedin sen bu dünyada. Boku bokuna geldin, affedersin, gittin hala. Yok abi, görmüyor. Bir merak etmez biz Pamukkale'de ne var. Bizim insanımız da aynı gitmiş siz de. Ya bu yıkıntılar buradan nereden gelmiş? Bizanslar da Romalılar kimmiş demiyor. Elin adamı ona onları ziyarette biliyor. Atalarım dedelerim diye. Biz ne yapıyoruz? Babandan kaç dönüm tarla kalırsa ne yaparız? Nasıl bıçaklarırsak, önce öldürürsek, malın üstüne konarsak, kardeşimi nasıl gazık atarsak? Olur mu bu millet canım? Allah da buna kabul etmez. Doğru değil mi? Aklımızı, beynimizi kullanmak eğitim. Bizde eğitim yok abi. Ya şu dijital telefonlar çıktı eğitim temel çokken bitti. Biz var ya teknolojiyi hep eksin tarafından alıyoruz. Elin adamı bu teknoloji olumlu tarafından alıyor. İnternet dünyanın en büyük nimeti. Türklere bakarsan en kötü nimeti. Ben mesela cep telefonlarına karşıyım, akıllı telefonlara karşıyım. Niye senin beynin bitiriyor? Akşam orada tak 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 sanki bir bok üretiyorsun affedersin. Kaç dönüm tarla sürdün? Ne darım ettin sen? Ne yaptın arkadaş? İki ekmek mi ürettin akşam kadar? Hiç ürettiği bir şey yok sevgilim, aşkım, cicim, balım. Ya nereye varıyorsun sen? Bizim zamanımızda bir aşklar vardı. 3 hafta sonra düğün olacak derdik. Düğünde beklerdik. Damın başına kız çıkacak da onu orada uzaktan görecekler. Bana bakıyor diyecekler. Nereye baktığı belli değildi. Kendi kendimize moral bulacaklar. Abi şimdi sabahla başlıyor aşklar. Akşamüstü her şey tüketilmiş bir şekilde bitiyor. Yalansa yalanız değil. Benim anamın 42 yerinde yarık vardı bu bandiyolarda. Hatta bir gün bir vurdu 200 gram kan attı. Bana gidelim dedim çocuğum. Nereye gideceğiz oğlum dedi. Anam bu bandiyonu seviyor. Ne sevmez şu kana baktı. Tamam vurdu dedi. Giderken de eşeği olan işin başına tuz bassın dedi. Yani tedavisini de söyledi diyen yani bir kadından geldik. Şimdi ben sana Samsung bilmem ne marka telefon söyledim. Sen de bunu almışsın. Defol git diyen kadın türüne geldik biz. Olur mu bu? Olmaz. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşça kalın.